Tekno Seyir'de oyun bölümüne hoş geldiniz. Bütün dünya Diablo ile kasılıp kavrulurken biz geçmişe gidiyoruz. Evet, zamanda geriye gidiyoruz. Daha önce Tozlu Raflar'da Eye of the Beholder yapmıştık. Evet. Legend of Grimrock, onu aynısını modern zamanda yeniden yapılmış evet. Hali teknik olarak. Aynı mekanikler, bu arada şunu aynı zihniyet. Gerek. Evet, aynı zihniyet. Hani biz Diablo'yu alamadık ama bu oyunu yapımcısı... Evet. Almost Human bize yolladı. Evet, sağ olsunlar. Yani Türkiye'den falan değil, yurt dışından evet. Adamlar inceleyelim diye yolladılar. Sağ olsunlar. $15'lık 15 bir dolarlık Steam'de bir oyun. Steam'de satılıyor. Ama sağ olsun adamlar ya $15 verin de alın demediler. Evet. Bize bütün basın de, kitiyle. Evet, basın kitiyle yolladılar. Evet. Biz de işte önce Eye of the Beholder'ı inceledik ki yani herkes bir öğrensin o ne oldu diye. Onu, evet. Bundan önce onun bir o videomuzu izlemekte fayda şarttı. Var. Şimdi Grimrock'a bakacağız. Evet. Sen bu oyunun fanatiysin zaten. Evet. Yani bu tarzın. Evet. Daha çok ilerlemedim ama tarzın fanatıyım. O yüzden hani ben bu görevi devraldım. Kimseye kaptırmadım. Murat, Legend of Grimrock. Bir FRP oyunu. Hep kapalı alanlarda geçen, hep hani dungeon, zindanlarda geçen bir oyun. Bu oyunların hani Eye of the Beholder'da da belirtmiştik. Geleneği üzere. Hani günümüzün FRP'lerindeki o böyle çatallanan senaryolar, bir sürü karakterler, karakterler arası ilişkiler falan yok. Yok. Tek bir quest var. Bizi bir dört arkadaş bizi atıyorlar şeye. Bir şey Grimrock Dağı'ndaki zindanlara. Niye atıldığımız falan da pek belli değil. Çıkacaksın buradan. Bütün şey bir görev. Evet. Bütün oyun bir görev. Murat, biraz yavaş ilerleyen bir oyun. Özellikle günümüzün oyunlarına kıyasla hani item bulma falan filan çok yavaş. O yüzden ben New Game'den başlamayacağım. Ama bir şunu bahsedeyim. Yeni oyuna girdiğinde şey yapabiliyorsun. Hazır karakterler ya da kendi karakterler, yani sen yaratabiliyorsun istediğin gibi. Ya da hazır karakterler var. Şu old school mod var ya. Evet. Burada şey, oyunun içinde otomatik harita var. Old school modda harita yok. Sen yanına bir kalerik kağıt hazırlayacaksın. Kare kare haritayı çizeceksin. Biz Eye of the Beholder'ı falan öyle oynadık. İstersen o zevki yaşamak istiyorsan onu da koymuşlar. Opsiyonel. Şimdi ben yeni oyuna girmeyeceğim. Çünkü ikinci levelin ortasından bir yerden göstereceğim ki biraz ilerlemiş olalım. Çünkü çok uzun bir kısmı dümdüz geçiyor başlangıçta. Bu arada hani böyle retro havasında falan ama mekanikleri şey, 3D bir engine çalışıyor. Tabii canım. Öyle çok düşük ekran kartı falan şey değil, Shader Model 3 olacak, 1468 çözünürlük olacak. O kadar şey değil yani. Oyunun grafikleri güzel abi. Şimdi bak, benim save ettiğim level 2'deki şeye girelim. Şimdi önce abi sağ altta 4 tane karakter görüyoruz. 4 karakterimiz var ve bu 4 karakterin dizilişi aynı zamanda ilerleme. Yani şu kız... geride duruyor. Evet. Yani önde şu Minotaur'la adam duruyor. Yani şey mi diyebiliriz orada, yakın dövüş silahlarını kullananlar önde? Öndekiler şey, çünkü şimdi bir yaratıkla karşılaştığımızda öndekilerin önüne dizilecek, dikilecek tabii ki. Onlar hani ağır darbeleri vurabilecekler ve zararı karşılayacaklar. İşte büyücüyle bu Ranger mı Thief mi kız arkada. Şey önemli, bak öndekilerin ellerinde işte pala gibi bir şey var, topuz var, şey var ama mesela büyücüde taş var, taşı atabiliyor. Evet. Ya da kızda mızrak gibi bir şey var, uzun. O vurabiliyor, arkadan öne vurabiliyor. Murat, önemli bir şey bak, kızın bir elinde yanan bir meşale evet. Var. Bu önemli çünkü şöyle bir önemli bir detay var. Meşale sönerse karanlığa gömülüyoruz. O meşaleyi arada sırada duvardan yananını alıp öbürünü atacaksın. Karakterlerin şeye girelim. Yani inventory denir ya, işte klasik eline kılıcı koyuyorsun, işte pantolon giydiriyorsun, şey giydiriyorsun. Tabii dışarıdan göremediğimiz için şeyi görmüyor. Hani o karakterin değişimini göremiyorsun. Yine eski oyunun mantığı. Peki statlar değişiyor gördüğün gibi. Biz kendimizle ilgili hiçbir şey görmüyoruz değil mi abi? Yok, biz adamların gözünden görüyoruz. Ama biz bir de tren gibi gidiyoruz galiba arka arkaya. Şimdi şöyle hani şu skill'ler işte fighter'ın, savaşçının skill'leri, büyücü evet. De bunlar büyü geliyor falan. İstatistikler. Acıkıyorlar. Hı. Önemli. Bak bunun durumu iyi. Devamlı bir şeyler yedirmek zorundasın. Acıkınca ne oluyor? Tam acıkınca? Şey bulunuyor. Şey düşmeye başlıyor. Health'in düşmeye başlıyor da hiçbir zaman da duruma gelmiyorsun. Öldürdüğün yaratıklardan da yiyecek bir şeyler çıkıyor. Evet.
Murat, şimdi bu oyunların mantığı kare kare gitmektir. Doğru. Gördüğün gibi şöyle kare kare gidiyorum. Bu bir kere hani genç arkadaşlar buna çok şaşırabilirler belki ama bu budur. Klavyeden, mouse'la da kontrol edebiliyorsun. Bir de şu var, mouse'la basılı tutup tuşu şöyle free look yapabiliyorum. Ama oyunun oynanışı böyle değil. Evet. Kare kare gidiyoruz. Dediğim gibi karakterlerimin inventory'sini göstereyim. İşte şu anda biraz fazlalık bir şeyler taşıyorlar. Yiyecek maddeler şöyle işte basınca şunu mesela bak yedi doldu. Yük sonsuz derece ağırlık taşıyamıyorlar. Mesela kızın şeyi bayağı dolu. Mesela şu kıza bir şu kalkanı da alayım. Kıza vereyim. Bak bir salyangoz resmi çıktı. Çünkü yükten taşıyamıyor kız. Yavaşladı. Onu adama geri verelim. Murat, biraz şu bizi iyileştiren bir şey. Bunu oyunun ortalarında olduğumuz için kafaya takmasınlar. Arada sırada çıkıyor. Şu anda benim karakterlerimin hepsi güçleri tam. Bir anahtar deliği. Uygun anahtarı bulacağız ki kapıyı açıp buradan gireceğiz. Peki, biraz dolaşayım. Evet, bizim karakterlerin temel özellikleri ne? Hani güç, bizliğimiz FRP oyunları gibi mi? Nasıl, ne anlamda? Mesela gücü var, hani tabii. İşte çabukluğu var, çevikliği, tabii, o tarz şeyler. Tabii, tabii, bak. Girelim. İşte Strength, Dexterity, Vitality görüyorsun. Evet, evet. Klasik şey, Protection, Evasion. Sol elle ne kadar vuruyor, sağ elle ne kadar vuruyor. Şeyler, resistance'lar, evet. Dayanıklılıklar. Şeyleri de buradan arttırıyorsun. İşte mesela Athletics, mesela bak. Athletics skill'i şu anda atletizm 5'te. 2 ve 5'e gelmişim. 8'e gelirsem health artı 10 bonus alacağım. Ekranda görüyorsun açılan pencereden. Evet. İşte 10'a getirirsem endurance'ım artacak. Yiyecek ihtiyacım azalacak. Hepsinde değişiyor bu. Güzel. Bu arada meşale sönmeye başladı. Görüyorsun şey değişti. Evet. Şuralardan bir yerden yanan bir meşale bulalım bir an önce. Şimdi hemen şurada basit bir bilmece. Murat, bunlar ışınlayıcılar. Ha, taba basıp bak haritamız. Bunu işte elle tutacaksın. Old school bir adamsan. Murat bak, ışınlandık geriye düştük. Hmm. Aynı yere. Ha, bir bilmece var. Ben daha önce çözdüğüm için hemen göstereceğim. Şu kırık tuğla ilgini çekmiştir. Evet. Şimdi bu tuğlaya basınca bir anlığına yok oluyor. Aynen. Ama yürümeye yetmiyor. Ne yapacağız? Bastım, geri geri kaçtım. Beceremedim. Bir daha, daha hızlı olmam lazım. Basıyorum ve atlattım. İşte. Hmm. Bilmeceler böyle şeyler. Ne oldu? Bu daha önce ulaşamadığım oyundaki alana ulaştım. Şimdi biraz dolaşalım. Sesler geliyor. Murat, bir başka bilmece. Geçemiyorum, çukur var. Karşımda bir farklı bir taş var, görüyorsun. Sırrı şu. Bir tane sönmüş bir meşale alıyorum. Attım. Bulmaca çözüldü. Hmm. Şey açıldı. Bastığım şey açıldı. Kapı. Ha, bir kere önce şu yanan meşaleyi alalım. Hanım ablamaya verelim. Şey bitti. Demin ekran titriyordu ışıklar ya, şimdi şey. Zinciri çektim. Devam. Ne bulduk? Balta. Güzel bir balta bulduk. Sonra inceleriz. Anahtar bulduk. Ha. Büyük olasılıkla o demin açamadığımız kapıdan ve birisi bize saldırıyor. Murat, bak sağ tuşla basarak sırayla büyücü taş atsın. Kız da vuruyor. Büyücü yine taşı attı. Aslında gizli bir turn bazlı, tur bazlı motor çalışıyor arkada ama çaktırmıyoruz önden. Evet, bak şimdi çok güzel bir şey. Elinde 8 taş vardı büyücünün, 3'ünü attı ya bak üzerine gittiğimde hop, taşları kendi alıyor. Hmm. Buna bayılıyorum. Çünkü onları tek tek toplamak gerekir normalde. Yerde bir şey var, yiyecek maddesi aldık. Murat, şeyi bulduk. Anahtar bulduk. O anahtar %99. Şu deminki kapının anahtarı. Işınlayıcıdan geçelim. Sorun olmuyor. Bizi öbür tarafa atıyor çünkü. Bu adamın kesesine atmıştım anahtarı. Aldım.
Bastım, kapı açıldı. Şimdi bir yere ışınlanacağız. Evet. Hop. Haritanın yeni bir yerindeyiz. Şuraya bak, gittim. Üstteyiz, evet. Ve her taraftan sesler geliyor Murat. Burada birileri var. Bıçak, akçebe, büyü. Hem. Şimdi sana büyülerimizi hazırlayalım. Evet. Şu adamın elinden şu pusulayı alalım. Büyücünün elinin boş olması gerekiyor büyü yapabilmesi için. Murat bak. Poison, zehirli bulut büyüsü. Sadece şu sol alttaki simgeyi aktifleştireceğim. Earth Magic, toprak büyüsü 3 derece istiyor. Ice Magic 3 istiyor, buz büyüsü. İşte buz parçaları. Sol en altla sağa aktifleştireceğiz. Tamam. Yani Levent olay abi, şu. Şu mudur? Yani bunda bildiğimiz klasik FRP oyunlarındaki gibi büyüyü seç, at yok. Scroll'u seç, at yok. Sana bir kombinasyon veriyor. İşte scroll buluyorsun. Scroll'dan büyüyü öğreniyorsun. Heh. Sonra o büyüyü, işte klasik mana var, mavi çizgi. Evet. Onu kullanarak büyüyü yapıyorsun. Yani şunun için söylüyorum. Bu oyunda çabuk büyü yapmak için o kombinasyonları da aklında tutman lazım. Maalesef. O şey, şu anda oyunun yapımcılarıyla kullanıcılar arasında şey var. Bir yazışma var. Kullanıcılar şey istiyorlar. Numerik pad'e şeyi atayalım. He, evet. Büyüleri. Bak mesela şu kapıyı açamıyordum. Yine kırık bir tuğla. Yani kırık tuğlanın da her zaman aynı yeri kırık. İşte onu artık şey yapma. Zorlama Murat maalesef. Bak iki tane yaratık var. Şuna hemen girelim. Yaratıkların aydınlatması şeyi çok iyi. Evet, çok başarılı. Kendi yani bir dungeon şeyi, yaratık tasarımı falan tartışılır da yaratıkların aydınlatması çok iyi. Büyü yapsın abi. Şu level'ı atlayayım. Şey gerekiyor. Büyücümün biraz ayar gerekiyor. 1-2 beceri puanı arttırmam gerekiyor. Şu mücadeleleri aşarsam büyücüm şeye atlayacak, level atlayacak ve ben büyülerle geçebileceğim. Murat, büyü genel olarak oyunda büyü yapmak zor. Fakat büyüler güçlü. Yani sana şeyini öyle veriyor. Mükafatını öyle veriyor. Boş bir oda. Zincir sesleri falan geliyor. Burada yine birisi. Burada sağ tuş, sol tuş biraz şey. Çünkü sol tuşla basarsam kılıcı alıyorum. Sağ tuşla bastığım için. Bak yiyecek maddesi. Toplayalım. Biraz inventory kontrolü falan zor. Gidiyoruz. Haritadan bakalım. Doğru yerdeyiz. Evet. Zaten tek yol. Bir düğme. Bastık. Kapı açıldı. İçerisi yine. Şeye şaşırmasınlar. Mesela bu level'da hep bu yaratıklar var. Bir de farklı bir iki tip var. Yani o bakımdan şey değil. Genelde hani her level'ın bir, her düzeyin bir yaratığı var. Öyle çok büyük çeşitlilik şey yapmıyorsun, yaşamıyorsun. Bir de hani genç arkadaşlar bu Skyrim'lere, Diablo'lara, Dragon Age'lere alışmış arkadaşlar için. Murat, ne kadar ilerliyorsun? Büyücüm level atladı, şimdi sana büyüleri göstereceğim. Ne kadar ilerlesen de, Murat, şimdi bak, önce şu büyücüye bir Earth Magic'ini 2 yapalım. Bir de Ice Magic'ini 2 yapalım. Görüyor musun? Karşıdan bana zehirli bulut atan bir yaratık var. Şimdi ona bir sürpriz hazırlayacağız. İyi bildiğim bir büyü var. İşte. Daha önce scroll'dan şu iki basayım. Şu iki sembolü aktifleştirmem gerektiğini öğrenmiştim. Aktifleştirip sağ tuşa basıyorum. Delik deşik oldu. Büyüleri dediğim gibi önce bulacaksın. Sonra aklında tutacaksın. Sonra yapacaksın. Kolay mı? Zor. Ama ileriki level'larda özellikle ciddi güçlü büyüler elde ediyorsun. Murat, kat kat böyle zindanın derinlerine doğru gittiğin bir oyun. Öyle deli gibi işte çeşit çeşit kılıçlar, zırhlar, zengin işte silahlar bilmem ne. Hani item bazlı günümüz oyunlarına benzemiyor. Evet.
Arada sırada kamp kuruyorsun. Kuytu bir yerde kamp kuracaksın. Uyuyacaklar ki dinlenecekler karakterlerin. Bak şu anda sıkıştırıldım. Yandan da birisi vuruyor. Evet, İyi bir noktada değilim şu anda. Yine bir büyü çakayım. Şey yok. Mavi enerji bitti. Mana bitti. Bir şey yapma zamanı. Şöyle bir kendimizi sağlama alalım. Bütün oyun dediğim gibi tek bir quest. Bu karakterler birbirlerine dönüp bir şeyler söylemiyorlar. Ya da bir NPC çıkıp işte bir görev, ek bir görev vermiyor. Zaten hep zindandasın. Ama Murat, benim gibi bu zamanında bu oyunlarla ömrünü şey yemiş adamlar bayıla bayıla oynar. Genç arkadaşlar hani ya bir öğrenelim bu eski abilerimizin FRP'leri nasılmış diye görmek için oynayabilir. Fakat şey güzel, yani grafikler falan her ne kadar kare kare gitsen de o kadar fena değil. Bence Murat keyifli oynanan bir oyun. $15 Steam'den alınabiliyor. Ya o birkaç ay sonra zaten çok Steam'de 3-4 dolara indiğini göreceğiz. İnşallah o kadar inmez ya, para kazansın bu firma. Çünkü cesur bir işe girişmişler. Evet. Bak farklı şeyler buldum, daha protection'ı koruması yüksek çizmeler buldum. Bu oyunu adamla sakin sakin oynayacaksın abi böyle. Öyle öyle Murat. Hani öyle bir Skyrim değil, Diablo değil, hırs yapılacak bir oyun değil. İşte böyle kendi şeyinde bilmeceleriyle. Kendi yanında kavuran bir oyun. Evet, 15 dolarlık bir oyun. Ben memnunum. Sonuna kadar oynayacağım, yapabilirsem bitireceğim. Bence genç arkadaşlar da hani bir bak gölgeler falan aslında son derece başarılı. Deneyebilirler. Ya nasıl oyunlar geçmişte oynuyormuş bu abilerimiz diyebilirler. Tavsiye ederim değişik bir FRP olayına ciddi yaklaşıyorlarsa değişik bir perspektif olur. Peki abi o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tamam ben oynamaya devam edeyim ama. Peki görüşmek üzere.